Bu dersimizde alternatif motorlar ve yakıt sistemleri dersinin alternatif motorlu yakıtlar modülüne ait olan Vankel motorları konusunu işleyeceğiz. Dersimizi soru cevap şeklinde işleyerek konunun daha anlaşılmasını sağlayacağız. Wankel motor ne zaman ve kim tarafından icat edilmiştir? Vankel motor veya diğer adıyla rotorli motor 1954 yılında NSU firmasında tekniker olarak çalışan Felix Wankel tarafından icat edilmiştir. Wankel motor ilk defa hangi araçta kullanılmıştır? İlk defa NSU Spider isimli araçta kullanılan ilk Wankel motor, rallilerde büyük başarı kazanmasına rağmen motor sekmanlarının yetersiz kalmasından dolayı çok sorun çıkardığı için üretimi durdurulmuştur. Geçtiğimiz yıllarda Japon Mazda firması bu motoru geliştirerek Mazda RX-7 isimli bir araç üretmiştir. Fakat bu araçta pistonlu motorlar karşısında rekabet edemediği için üretimi durdurulmuştur. Ancak günümüzde malzeme ve üretim teknolojilerinin gelişmesi ve alternatif yakıt ile alternatif motor arayışları ile tekrar gündeme gelmiştir. Wankel döner pistonlu motorun kullanışlı oluşunun en önemli sebebi nedir? Wankel döner pistonlu motorun kullanışlı oluşunun en önemli sebebi Mekanik olarak imalatının kolaylığıdır. Wankel motorunun yapısı nasıldır? Vankel motorunun normal bir motordan çok daha basit bir yapısı vardır. Oval bir gövde içerisinde merkezden kaçık olarak dönen bir rotor vardır. Bu rotora döner piston da denilmektedir. Bu rotor tasarıma göre 2, 3, 4 adet olabilir. Ayrıca bir de eksantrik mili vardır. Eksantrik mili Dört zamanlı motorlarda bulunan krank milinin işini yapmaktadır. Oval bir gövde içerisinde merkezden kaçık olarak dönen rotor yani döner piston nasıl çalışmaktadır? Döner piston eksantrik mili üzerinde dönmektedir. Eksantrik mili bir nokta yani merkeze göre dairesel hareketle dönmesine karşılık üzerinde hareket eden döner piston silinir içerisinde eliptik bir hareket ile dönmektedir. Döner pistonlar üzerinden elde edilen güç eksantrik mili vasıtası ile fites kutusuna geçmektedir. Döner pistonun içindeki dişliler eksantrik mili üzerindeki dişlilerle birlikte dönmektedir. Vankil motorlarındaki subap sistemi nasıldır? Bu motorlarda subap mekanizması yoktur. Emme ve egzoz supapları olmamasına rağmen Motorun emme zamanında temiz hava ve yakıt karışımı hava giriş geçitlerinden yani portlardan girer ve yanma sonundaki zehirli gazlar da egzoz portundan atmosfere atılır. Vankel motorunda pistonla gövde arasındaki hareket iletimi nasıl sağlanır? Vankel motorunda pistonla gövde arasındaki izafi hareket redüksiyon oranı 2 bölü 3 olan bir çift iç ve dış dişli ile temin edilmektedir. Görselde görülen bu dişlilerden küçük ve dış dişli olanı gövde üzerinde ve sabittir. İç dişli ise pistonla beraber dönmekte ve gövde üzerindeki sabit dişli üzerinde yuvarlanmaktadır. Buna göre eksantrik mili aynı zamanda pistona yatak vazifesi görmektedir. Eksantrik mili bir devir döndüğü zaman piston eksantrik miline nazaran 120 derece dönmektedir. Buna göre Pistonun gövdeye nazaran bir devir dönüp yanma odasında cereyan eden olayların periyodunu tamamlaması için eksentrik mininin 3 defa dönmesi gerekmektedir. Yani bir iş elde edebilmek için eksentrik mil dişlisi dıştaki dişli etrafında 3 çarpı 120 yani 360 derece dönmelidir. Wankel motoru iki zamanlı mı yoksa 4 zamanlı mıdır? Pistonun her devrinde Yanma odalarındaki iş çevrimlerinin tamamlanmış olması nedeniyle bu motora zaman bakımından bir isim vermek gerekirse iki zamanlı demek gerekir. Ancak yanma odalarındaki olayların her birisi yani emme, sıkıştırma, ateşleme ve egzoz eşit açılar işgal ettiğinden dolayı klasik pistonlu motorlara benzer olarak bu motora dört zamanlı demek gerekirdi. Zaten ne olursa olsun bu motorda pistona ve eksantrik miline ait olmak üzere iki devir sayısı tarif etmek mümkündür. İş eksantrik milinden alındığına göre ve dışarıya sadece bu milin uçları çıktığına göre eksantrik mini devir sayısının mukayese için kullanılması daha uygun olacaktır. Bir iş elde edebilmek için eksantrik mil dişisinin 3 tam tur dönmesi gerekmektedir. Wankel motorlarına 4 zamanlı 4 stroklu motor yerine 4 fazlı motor da denilmesinin sebebi nedir? Döner pistonlu motorlarda da 4 zamanlı pistonlu motorların çalışma prensibi uygulanmaktadır. Pistonlu motorlarda bulunan alt ölü nokta ile üst ölü nokta arasındaki pistonun kat ettiği yola strok denilmektedir. Ancak bu motorlarda piston olmadığı için bu motorlara 4 zamanlı 4 stroklu motor yerine 4 fazlı motor da denilmektedir. Wankel motorlarında 4 zamanın yani bir çevrimin oluşumu için döner piston kaç tur döner? Bu motorlarda döner piston motor bloğu içinde yaptığı bir dönme hareketi ile 4 zamanı tamamlamaktadır. Fakat döner piston üzerinde 120 derecelik açı farkı ile 3 ateşleme yüzeyi vardır. Yani döner piston bir devrini tamamladığında emme, sıkıştırma, ateşleme zamanlarını yapmaktadır. Böylece bu çalışma prensibi ile az hacimde çok güç elde edebilmektedir. Wankel motorlarında zamanların oluşumu nasıldır? Buradaki görselimizde Wankel motorundaki zamanların oluşumu gösterilmiştir. Emme zamanında işten yanmalı motorlarda olduğu gibi hava yakıt karışımı silindir içerisine emme portundan alınmaktadır. Sıkıştırma zamanında İçeri alınan yakıt hava karışımı rotorun iki ucu tarafından silindir yüzeyine sıkıştırılarak basıncı yükseltilmektedir. Rotor döndükçe silindir içerisindeki karışımı sıkıştırır ve dolguyu ateşlemeye hazır hale getirir. Ateşleme zamanında sıkıştırılan hava yakıt karışımı bujiler tarafından ateşlenerek yanma olayı gerçekleşir. Yanma ile birlikte oluşan genleşme ve basınç dalgası ile rotor dönmeye başlar ve bu sayede istenilen güç sağlanmış olur. Egzoz zamanında hava yakıt karışımının yanması sonucu meydana gelen yanmış gazlar egzoz portu üzerinden egzoz manifoldu ve borular aracılığıyla atmosfere gönderilir. Bu esnada rotorun bir ucu egzoz gazlarının dışarı gönderirken diğer ucu emme portunu kapatmaktadır. Wankel motorunun avantajları nelerdir? Döner pistonlu motorlarda Kompresyon yani sıkıştırma oranı diğer pistonlu motorlara nazaran daha yüksektir. Döner pistonlu motorlar çeşitli oktan sayılı benzinlere ve farklı özellikteki yakıtlara göre değişik kompresyonlara uygun imal edilebildiklerinden her türlü yakıtla kullanılabilmektedir. Bu motorların bazı eksikliklere giderildiğinde yüksek hızlar ve torkların elde edilmesi daha kolay olacaktır. Wankel motorlarında her ateşlemede daha fazla yanma gücü elde edilebilmesinin sebebi nedir? Döner pistonlu motorlarda kompresyon yani sıkıştırma oranı diğer pistonlu motorlara nazaran daha yüksektir. Bu motorlarda ateşleme sonunda yüksek basınçla alevin kat ettiği yol da daha uzundur. Bu sebeple her ateşlemede daha fazla yanma gücü elde edilir. Wankel motorlarında Ateşleme odası niçin iki kısımlı olarak yapılmıştır? Bu motorlarda ateşleme odası iki kısımlı olup ikinci kısım yanma hücresi daha küçüktür. Böylece ateşleme hücresinin birinci kısmında başlayan yanma ikinci kısımda daha dar bir ateşleme hücresine girince yanma basıncı daha da yükselir. Bu anda alevin dalgası türbülans şeklinde Döner pistonun yüzeyine basınç yaparak dönme hareketini sağlar. Kısacası yanma odası iki kısımlı yapılarak yanma basıncı arttırılmaktadır. Wankel motorlarında yüksek hızlar ve torklar elde edilebilmesinin sebebi nedir? Wankel motorlarında içten yanmalı motorlara nazaran ağırlıklar dolayısıyla meydana gelen atalet kuvvetleri daha azdır. Bu sebeple yüksek hız ve torkların elde edilebilmesi daha kolay olmaktadır. Wankel motorlarının dezavantajları nelerdir? Wankel motorlarının en büyük dezavantajı yanma yani ateşleme odasının sızdırmazlık durumudur. Rotor kısmındaki yağ ve kompresyon sekmanlarının yetersizliği sebebiyle oluşan kaçaklar engellenememektedir. Wankel motoru gürültülü çalışmaktadır. Wankel motorunda sıkıştırılmış yakıt hava karışımı ateşleme hücresinde iki kademede ard arda yanma yapmaktadır. Bu yanma sonucu oluşan yüksek ısı ve basınç dalgası bujiler üzerinden egzoz portlarına doğru akarak malzeme üzerinde istenmeyen fazla ısı oluşturmaktadır. İşten yanmalı motorlar 100 yılı aşkın süredir kullanılıyor olmasından dolayı sürekli gelişmektedir. Günümüzde bu motorlar üzerine yaygın bir tecrübe bulunmaktadır. Bu durumda alternatif motorların rekabet gücünü azaltmakta ve büyük bir dezavantaj oluşturmaktadır. Wankel motorlarında yanma yani ateşleme odasının sızdırmazlık durumu niçin sorun teşkil etmektedir. Normal pistonlu motorlarda yuvarlak piston üzerindeki yine yuvarlak sekmanlar ile kompresyonun kartere kaçması önlenmektedir. Ateşleme odasının sızdırmazlığı ise silindir kapağının Silindir gövdesine özel conta ve cıvatalarla sıkılmasıyla sağlanır. Fakat döner pistonlu motorlarda döner pistonun her 120 derecedeki pistonun ucunda ve döner pistonun yan yüzeylerinde kompresyon kaçağı oluşmaktadır. Wankel motorlarında döner pistonun yani rotorun yağlanması esnasında yağın ateşleme hücresine kaçmaması nasıl sağlanmaktadır? Döner pistonun rotorun yağlanması esnasında yağın ateşleme hücresine kaçmaması için özel yağ keçeleri ve yağ sekmanları kullanılır. Fakat bu motorların yapısı ve verimliliğini sağlayan keçelerin ve sekmanların imalatı normal pistonlu motorlara göre zor ve pahalıdır. Döner pistonlu motorun sızdırmazlık sağlayan sekman ve keçelerinin toplamı normal pistonlu motorlarınkinden daha azdır. Wankel motorunun Gürültülü çalışmasının sebebi nedir? Gürültülü çalışma, rotorun hızla açılan egzoz portu önünden kayarak geçmesiyle oluşmaktadır. Ancak bazı Wankel motorlarında kullanılan egzoz sistemi ile ses dalgalarının dağıtılmasıyla egzozun ses tonu geliştirilmiştir. Wankel motorlarında malzemelerdeki fazla ısınma neden kaynaklanmaktadır? Bu ısınma hangi problemlere sebep olmaktadır? döner pistonlu motorlarda sıkıştırılmış yakıt hava karışımı ateşleme hücresinde iki kademede ard arda yanma yapmaktadır. Bu yanma sonucu oluşan ısı ve basınç dalgası bujler üzerinden egzoz portlarına doğru akmakta ve malzemeler üzerinde istenmeyen fazla ısı oluşturmaktadır. Her ne kadar emme portları yönünden ateşleme odasına giren temiz ve soğuk hava akımı soğutmaya yardımcı oluyorsa da Yine de silindir ve döner piston üzerinde kalan istenmeyen sıcaklık malzemelerin aşırı derecede genişlemesine sebep olmaktadır. Bu durum malzemelerin sızdırmazlık sağlamasında büyük güçlükler yaşanmasına sebep olur. Wankel motorunun geliştirilememe sebebi nedir? İşten yanmalı motorlar 100 yılı aşkın süredir kullanıyor olmasından dolayı sürekli geliştirilmektedir. Bu sebeple bu motorlar üzerine yaygın bir tecrübe bulunmaktadır. Bu durum Wankel motor gibi alternatif motorların rekabet gücünü azaltmakta ve gelişimini engellemektedir. Wankel motorların işten yanmalı motorlara göre hız, tork, performans gibi karakteristikler yönünden birçok üstünlüğe sahip olmasının sebebi nedir? Wankel motorlarında ağırlıklar da azdır ve direkt olarak dairesel hareket üretilmektedir. Bu sebeple motor mininden az yakıtla daha çok güç alınabilmektedir. Wankel motorlarının rotor kısmındaki yağ ve kompresyon segmanlarının yetersizliği sebebiyle oluşan kaçakların engellenmesi için neler yapılmıştır? Bu kaçakları engellemek için daha ince üç parçalı apex contalar ile sızdırmazlık ve sürtünme azaltılmaktadır. Ayrıca Rotor muhafazalarının delikli krom yüzeyi de sızdırmazlığa katkı sağlamaktadır. Wankel motorda ses yoğunluğunu kontrol etmek için ne yapılmıştır? Wankel motorunun ses yoğunluğunu kontrol amacıyla motordaki egzoz portuna çok odalı bir kısım tasarlanmıştır. Böylece ses dalgaları dağıtılarak egzozun ses tonu geliştirilmiştir. Wankel motorlarında daha fazla tork elde edebilmek için ne yapılmıştır? Wankel motorlarında rotor başına 3 adet emme girişi bulunmaktadır. Dinamik etkili bu emme sistemi ile bir rotorun basınç dalgaları kullanılarak diğerinin doldurulması sağlanmakta ve her rotor için çift yakıt enjektörü bulunmaktadır. Yeni döküm teknikleri ile rotorların ağırlığı %14 oranında hafifletilmiştir. Dinamik etkili emme sistemi ile motora eklenen turbo kompresörle güç artışı sağlanabilmektedir. İki salengoza sahip turbo ve intercooler ile normal motora oranla daha fazla tork elde edilmektedir. Egzozda primer ve sekonder olmak üzere iki adet port bulunmaktadır. Emme vakumu geniş olan sekonder portu düşük devirde kapalı tutarak Egzoz portundan gelen sıcak hava ile dışarıdan gelen havayı ısıtmaktadır. Wankel motorları hidrojen yakıtının kullanımına uygun mudur? Hidrojen geleceğe damgasını vuracak bir alternatif yakıttır. Hidrojenin yararlı olarak kullanılmasını sağlayacak motorların da geleceğin motorları olarak görülen Wankel motorlarının olabileceği düşünülmektedir. Wankel motorlarında Rotorlarının döndüğü odacık içerisinde hareketli bir yanma hacmi meydana gelmektedir. Böylece diğer motorlara oranla daha fazla olan yüzey alanı ortaya çıkan ısıyı dağıtmaktadır. Wankel motorlarda emme, kompresyon, genişleme ve egzoz bölgelerinin birbirinden farklı olması sonucu hidrojenin hızlı hareket eden alevi hiçbir problem yaratmamaktadır. Wankel motoru ile hidrojen yakıtının birbirine çok uygun olduğu düşünülmektedir. Wankel motor hidrojen kullanımına yatkındır. Wankel motorlarının üretimden kaldırılma sebepleri nelerdir? Bu motorlar geçmiş yıllarda sadece iki araç modelinde kullanıldıktan sonra engellenemeyen dezavantajları yüzünden üretimden kaldırılmıştır. Bu zorlukların en er önemlisi ateşleme odasının sızdırmazlık durumudur. Çünkü Normal pistonlu motorlarda yuvarlak piston üzerine yine yuvarlak segmanlar ile kompresyonun kartere kaçması önlenirken ateşleme odasının sızdırmazlığı ise silindir kapağı ile silindir gövdesi arasına özel conta ve civata sıkılarak sağlanmaktadır. Fakat döner pistonlu motorlarda ise döner pistonun her 120 derecedeki pistonun ucunda ve döner pistonun yan yüzeylerinde kompresiyonu tutacak sızdırmazlık en önemli problemdir. Bunun yanında döner pistonun yani rotorunun yağlanması esnasında yağın ateşleme hücresine kaçmaması için özel yağ keçelerinin veya yağ sigmanlarının bulunması gereklidir. Bu motorlarda ateşleme sistemi, yakış sistemi ve aktarma organları pistonlu içten yanmalı motorlarla aynı özelliklere sahiptir. Şimdi de konumuzla alakalı birkaç tane test sorusu cevaplayalım. Aşağıdakilerden hangisi Wankel motorlarda kullanılan yakıttır? Benzin, motorin, hidrojen, biyodizel. Wankel motorlarında benzin kullanılmaktadır. Cevabımız A şıkkıdır. Wankel motorlarında dönen parçanın adı nedir? Supap, stator, krank mili, döner piston. Wankel motorlarında dönen parça döner pistondur yani rotordur. Cevabımız D şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi Wankel motorunun bir elemanıdır? Emme subabı, rotor, piston, egzoz subabı. Cevabımız rotordur. Wankel motor için hangi alternatif yakıt uyumludur? Metanol, biometanol, hidrojen, etanol. Wankel motor için hidrojen yakıt uygundur. Cevabımız C şıkkıdır. Wankel motorda bir iş elde etmek için Rotor mili yani eksantrik kaç tur dönmelidir? Eksantrik mili 3 tam tur dönmelidir. Cevabımız C şıkkıdır. Eksantrik mili 1 devir döndüğü zaman rotor yani döner piston eksantrik miline nazaran kaç derece döner? Eksantrik mili bir devir döndüğünde rotor 120 derece dönmektedir. Cevabımız D şıkkıdır. Wankel motorlarını anlattığımız dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için Teşekkür ediyorum.